Selam yumurseverler, en kötü film sahnelerinde 3. bölümdeyiz. Şimdi beyimcilerinizi hazırladıysanız işte karşınızda ilk sahne. Az önce gördüğünüz sahnenin bir komedi filmine ait olduğunu düşünüyorsanız bayağı yanılıyorsunuz, çünkü o bir korku filmi. Yani herhangi birini korkutmayı başarmışlar mıdır bilmiyorum ama bu film şeytan filminin bir çakması. Hatta kötü bir çakması, yani Abibas gibi bir şey. Anladığım kadarıyla araba adama çarpmıyor, adam arabaya çarpıyor, yani bana öyle geldi. Umarım arabaya bir şey olmamıştır. Söyleyecek misin, söylemeyecek misin? Sana bir odun atmadan hatırlarsan iyi olur. Dayağa bayılırım ama bizim eve gidelim de orada döv beni. Hatırla lan! Ne bakıyorsunuz be? Kızım işte! Bu kılıkta kızını gören hangi baba kızmaz? Kız bildiğin mazoşistin teki. Kılık kıyafetine takılacağına al kızını bir psikoloğa götür. Görüp görebileceğimiz en eğitimli su birikintisi oydu sanırım. Hem hedefe muhteşem bir kararlılıkla gitti, yani hiç etrafa falan sıçramadan direkt hedefe gitti. Hem de yolda kütlesini iki katına çıkartmayı başardı, yani bence baya başarılıydı. Tebrik etmek lazım. Kalmayın müsaade! Kalmayın müsaade! Kalmayın diyorum! Kalmayın! 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 Ellerini kırdım, vurma! Kabahat benim. Keşke bana vursaydın. Öldürseydin de dokunmasaydın ona. Bence senaryoda bir gariplik yok. Muhtemelen o yıllarda daha refleks icat edilmemişti, yani yoksa çekerdi elini. Bir an hiç bitmeyecek sandım. Aslında kısa bir sahne ama slow motion efektini manuel olarak verdiklerinden midir nedir, böyle insana sonsuza kadar sürecekmiş gibi geliyor. Ölüm sebebi? Şimdilik fazla dozda ilaç. Otopsi yapacağım. Malum ya, seksi artırmak için bu ilaçlardan kızlara vermek moda oldu son zamanlarda. Komiserim, tecavüze uğramış galiba. Nereden anladın? Yüzünde öyle bir ifade var. Muhtemelen açıklama yapmama gerek yoktur çünkü yüz ifademden anlamışsınızdır ama şok oldum. Sırada bonus videomuz var. Bonus videoya geçmeden önce yanınıza bir tane kalem pil alın ve beyninize yakın bir yerde tutun. Bu işlem beyin hücrelerinizi kaldıracak ve zarar görmesini engelleyecektir. Ettin Bey. Geçmiş olsun beyefendi. Oğlunuzun hayatı tehlikede değil. Bir hafta sonra ayağa kalkar. Sağ ol doktorcum, içim rahat ettiğince. Yalnız bir başka durum var. Ne hayırdır inşallah? Çarpışma neticesi sinir sistemlerinde bir arıza meydana geldi. Ayrıca bir kırık. Kırıldı. Lupus grandis malafatüsü. Yani kolu mu kırıldı? Yok, hayır. Burası. Bu. Şimdi kırılmış hali mi bu? Evet. Maşallah, koçum oğlum benim. Kulakların çınlasın İbrahim. Kızına muhayyed ol Hasan iyileşince. İyileşmeyecek beyefendi. Delirdin mi doktor bey? Kolunu bacaklarını kesin. Ama o an ne diyordun sen? Lupus grandis malafatüs. Aha işte o malafatüsü iyileştirin canım. Elimden geleni yapacağım müşteri oğlum. Bir ümit yok mu? Var. Bir pil. Hani şu kalbe takılan piller var ya, onlar gibi. Yalnız çok pahalıdır beyefendi. 2 milyon. Hoş. Oğlumun malafatüsüne bütün servetim feda. İşte harika pil. Bu mu? Evet, bu. Kocum kesmedi bunu. Ben iş adamıyım doktor. 2 milyonu sokak bey.
Ben tüccar değilim ama tıp adına ikna edeceğim sizi. Ben bu minnacık pil yeni doğmuş bir bebenin pipisini bile oynatmaz. Gelin benimle. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.